gelelim yavaş yavaş karmaya. Karmaya. Şimdi ne dedik biz? Ay aslında duygularımız ve bizim 7-9 yaşam içerisinde aslında izlerimizi taşıyan, izimizi taşıyan, biz geçmişte neydik? Bunu gösteren yer ay. Şimdi eğer sizin ayınız bir haritada, buna sinastre haritası diyoruz. Değerli izleyenlerimiz, hani nasıl bakılıyor noktasını soracak olursa, iki harita, yani A kişisinin haritasıyla B kişisinin haritası karşılaştırıldığında, partnerinizin, sizin ayınız, partnerinizin Güney Ay düğümüyle kavuşuyorsa, Güney Ay düğümü nedir? Güney Ay düğümü bizlerin 7-9 yaşamdan alışık olduğumuz, kolaya kaçtığımız bir davranış yapısıdır. Ve net olarak da bu hayat bize Kuzey Ay düğümüne gitmediğinden dolayı Güney Ay düğümü de her zaman uzaklaşılması gereken yerdir. Ve fakat Güney Ay düğümü o kadar aşikar ve tanıdık bir noktadır ki Neslihan Hanım, kolay kolay da vazgeçilmez. Dolayısıyla partner haritalarında Ay ile bu Güney Ay düğümü kavuşumu söz konusu olduğunda biz bilinç, yani biliyoruz ki tabii ki haritanın, yine söylüyorum burada, bütüncül olarak değerlendirilmesi çok çok önemli. Geçmiş zamandaki karmik eşiniz olduğu ile alakalı bir bilgiyi bize verir. Yani bir önceki yaşam formunuzda da eşinizle bu hayatta tekrar eşsinizdir. Bunu gördüğümüz alan, bununla ilgili bilgi veren alan bize budur. Diğer tarafta 12. ev dediğimiz bir yapı var. Şimdi 12. ev bizim karmanın çöplüğü olarak nitelendirilen evlerden biri. Biri 8, biri 12 hattı gibi düşünelim. Orada ne var? Yine 7-9 yaşamdaki bütün karmik hatıralar, anılar, bilgiler, detaylar 12. evde. Bir tencere, o tencerenin kapağı açılıyor ve bakılıyor. Hatta geçen programımızda da buna değindim. Hani oraya bakmak bir meziyet, bir can sıkıcı tarafı da var, yani hani 12. evin. O kadar çok her şeyi belki de bilmek istemiyorsunuzdur ki, bilmemek bazen takdir ederseniz saadet getiren bir şey. O bildiğiniz, alışık olduğunuz ve gördüğünüz tavrı 12. evden bakıyorsunuz. Şimdi bu noktada eğer partnerinizin 12. ev yöneticisiyle sizin 12. ev yöneticinizde bir kavuşum söz konusuysa, yani haritayı koydunuz, 12. ev ikinizde de aynı burçsa, bu da çok net olarak bir güçlü bağ var aranızda ve bir karmik ortak paylaşım adına buraya gelmişsiniz. Tabii ki bu nokta bizi eş, çocuğun muydu, kardeşin miydi, işte geçmiş hayatta akraban mıydı, çalışanın mıydı, yöneticin miydi, artık neyindi kısmını haritanın geneli verir. Ama biz bu yapıyı gördüğümüzde deriz ki siz karmik olarak aslında birbirinize bağlı iki yapısınız. Ve bu yapının da hesaplaşması için bu dünyaya tekrar gelmişsiniz diyebiliyoruz. Ama bir önceki yaşam formunda dediğim gibi hangi noktadaydı sizin hayatınızda bu karmik hesaplaşma için bir aradasınız? Hangi konuyu çözmek için ya da bir aradasınız? Hani bunu görebileceğimiz şey de dediğim gibi iki kişinin haritasının genel bütünlüğü içerisinde değerlendiriliyor. Yani pat diye bakıldığında hani sadece 12. evde bu var gibi bir algı da yanlış olur yani. Bu bağlantıyı kurabilmek adına farklı kombinasyonlara da bakılıyor. Ama net olarak ilk baktığımız yer burası. Şimdi Güneş ve Satürn çok önemli. Çünkü neden? Güneş ve Satürn, bizim Satürn deden dedenlendiğimizi karmik olarak anladığımız yer. Ya da nerelerde biz zamanında hata yaptık ve aynı zamanda geçmiş dönemdeki Mars'ımız, yani eyleme dökemediğimiz hareketlerin bütününü oluşturuyor. Güneş dediğimiz yapıya bakılacak olursa da Güneş de bizim aslında bugünkü konumuzda benimiz. Yani parlayan yapımız. Ve bu Güneş Satürn kavuşumuyla da alakalı, özellikle şöyle diye düşünelim. Güneş partner, yani bir sizin güneşiniz, partnerlerden partnerinizin Satürn'üyle üzerinde bir görünüm sergiliyorsa, yani Güneş Satürn gibi bir kavuşum söz konusuysa, bu da yine geçmiş yaşamda bir bağlantınız olduğuna işaret eder. Ama aynı şekilde 12. evde yaşanan gibi haritanın genel çerçevesine bakıldıktan sonra bu anlaşılır. Aslında bu geçmiş hayatınızda sizin kiminizde, neyinizde, arkadaşınız mıydı, işte dediğim gibi yöneticiniz miydi, işvereniniz miydi, yani hizmetçiniz miydi, patronunuz, hiç bunların tamamı o haritanın bütününe göre değerlendiriliyor. Şimdi karma noktası dediğimiz, bizim karma astrolojide çok kullandığımız bir yapı vardır. Yükselen Satürn ve Güneş'in hesaplamalarıyla ortaya çıkan bir noktadır bu. Şimdi eğer bu karma dediğimiz noktada işte sizin eğer ayınızla
Tepe noktası dediğimiz MC yapınızla ve yükselen derecenizle de herhangi bir kavuşum gerçekleştiriyorsa, yine karmik anlamda mutlaka bir alışveriş için gelmişsiniz. İşte orada bir aslında net hani bir alışverişte bulunacaksın. Sen yani geçmişte bir hesap kapama gibi düşünmeyelim de Neslihan Hanım. Sana bir şey anlatmaya ve senin bir şey anlatmaya, yani senden bir şey alacak ya da senden bir şey, sen bir şey vereceksin. Bu anlamda bir duygusal alışverişin yapılacağı insan olduğunu bize gösterir. Şimdi ne dedik az önce? Yani karmik olarak aslında bağınızın olduğunu gösterecek de çok konu var. Hem 7-9 yaşamdan izler taşıyan örnekler olduğu kadar bunlar, bu bahsetmiş olduklarım en majörleri. Fakat farklı yapılar da söz konusu, ama oralara gelmeden önce bir kadın ve erkek haritası arasındaki farklılıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü sona sakladığım bölüm açıkçası Neslihan Hanımcığım biraz özel bir konu. Şimdi kadın haritalarıyla ilişkilerdeki erkek haritalarının incelenme şekli birbirinden o kadar farklı ki. Şimdi kadın haritaları ne dedik? Çok yapıları itibariyle çok kompakt. Ben öncelikle kolaydan başlayacağım. Değerli erkek izleyicilerimiz için söylemek istiyorum. Şimdi erkeklerin hayattaki tek beklentisi şudur. Yani bir natal harita, yani doğum haritası incelendiğinde bir erkeğin Venüs'üne baktığınız andan itibaren bir tek şunu görürsünüz. Zaten anlatmak istediği erkeğin bir astroloğa ve dünyaya şudur: ben nasıl bir kadın arıyorum? Yani nasıl bir dişil enerjiyle hayatımı devam ettireceğim ve yol alacağım noktasını gördüğümüz tek bir yer var. O da Venüs. Ve fakat kadın, efendim, Yok, sizinle aynı Venüs diye söyledim. Venüs tarafına bakıyorsunuz ve çok basit. Venüs'e bakarsınız, hani dersiniz ki tamam, yani bu erkek böyle bir kadın arıyor. Aslında biraz ilkel de bir yapı. Hani böyle bir kadın arıyor, o kadar. Ama gelelim kadına. Annem de Şimdi zaten ilkel. Erkekler de ilkel oldukları için bence çok basit. Basit de düşündükleri için basit bir formda anlaşılmaları gayet normaldir diye düşünüyorum. Sevgili erkek izleyicilerimiz alınmasın ama şimdi doğruya da doğru, ne yapalım şimdi? Yani ortada bir de şöyle bir durum var aslında. Hayatın dengesi, çünkü onlar aslında yani erkek yaratılışı itibariyle eril enerji soyu devam ettirmekle yükümlü aslında. Yani farklı yükümlülüklerin tamamı kadın üzerine verilmiş. Bu karmaşık yapı, kadının da beynin zaman içerisinde evrim teorisine girecek olursak, kadının da ne yazık ki farklı farklı düşünmesine de sebebiyet vermiş. Yani bir tarafa sadece hani üremelisin ve büyümelisin ve genişlemelisin enerjisi verilirken, diğer taraf daha farklı sorumlulukları da üstlendiğinden dolayı, yani bu evrim zamanı içerisinde de tabii ki haritalarımız dediğimiz, yani mühürlerimizde de o yapıyı basit mi karmaşık mı noktasına hani anlamamızı da sağlıyor aslında bu yaratılış farklılıkları. Şimdi kadın haritalarının birkaç göstergesi vardır. Şimdi kadınımız bizim der ki, benim bir kere bir Mars'ıma bir bakın, ben bir nasıl erkek arıyorum der. Ama sırf Mars'la yetinmez. Çünkü Mars ve Venüs eril dişil enerji dengesidir. Ay ve Güneş gibi. Ama kadın için sadece bir erkekte nasıl bir erkek aradığı önemli değildir. Dönersiniz, dersiniz ki yani ben bir erkek, evet, şu omuzlu arıyorum, atletik arıyorum, işte atıyorum entelektüel arıyorum. Kapıda erkeği çizdik. Ama bu erkek beni nasıl sevsin noktası. Bakın, erkekte yok bu beni nasıl sevsin. Sadece nasıl bir kadın hayatında olsun var. Şimdi kadın başlığı düşünmeye. Benim bir Venüs'ümdeki bir sevgi değer duyguma bakın bakayım, bu adam beni nasıl bir sevsin. İşte dediğiniz gibi döve döve seve seve mi, yoksa okşaya okşaya mı? İşte bana kendimi nasıl hissettirecek, benim değer duyguma nasıl destek verecek gibi kısmı Venüs'e dönüp bakıyorsunuz. Bir de şimdi tamam, erkek bu, sevgi şekli bu. Bunlar ikisi bir araya geldi, bir evlilik akdi oluştu. Yani evlilik akdi dediğimiz illa da imza aşamasında değil, yani bir araya gelip artık aynı evde yaşama noktasına gelindi. O noktada da bu evlilik nasıl olacak? Hani acaba evimizde pembe panjurlu yeri olacak mı? Hayali kısmı, o evlilikteki değer duygusuna da bir dönüp bakmak durumunda olduğunuz Juno diye bir yapı var.
Bir de kadında buna bakıyorsunuz. Şimdi bir erkekte Juno'ya bakılmıyor mu? Bakılıyor. Ama ne? Böyle bir kadın istiyor. Evliliği de bu olacak. Bakın ne kadar basit matematikle dönüyor. Çünkü Juno'ya erkek haritalarında bakmama sebebimiz açıkçası yani erkeğin bir evlilikle alakalı kafada tezahürü yok. Böyle bir hayalle yaşamıyor. Sadece nasıl bir kadınla soyunu devam ettireceğini düşünüyor. Daha ilkel benlikle hareket ediyor. O yüzden orada direkt Venüs çalışıyor ve bitiyor. Ama kadın öyle değil. İşte nasıl bir baba olacağından tutun da o evlilikteki erkeğin sembolize edeceği yani sembol olduğu nokta ifade ettiği alan neresi olacak? Hangi noktada erkek enerjisini gösterecek, dişi enerjisini nerede ön plana çıkartacak falan türündeki bu karmaşık düşünce sisteminden dolayı birkaç göstergeye bakılıyor. Şimdi izleyenlerimiz kuvvetle muhtemel Jüpiter'i her daim duymuşlardır ama duymayanlarınız için bu duyulmamış yapı Juno'dur diye tahmin ediyorum. Duyanlarınız da varsa, duymayanlarınız da varsa ben üstünden şöyle bir geçeyim. Juno Jüpiter'in uydusu olduğu kadar mitolojik olarak Juno, Jüpiter'in nikahlı olan tek eşidir. Ve astrolojide bu Juno 3 dediğimiz bir modelleme ile anlatılır Neslihan Hanımcığım. Ve Juno gibi bir yapı çok önemli akitleri de birbirine verir. Şimdi birazdan aslında Juno kısmına geldiğimde anlatacağım ama bir Juno'nun hani neden önemli olduğunu çok özel yapılar var. O özel yapılarda anlayacağız. Dolayısıyla bu Juno gibi yapılara da baktığımızı, Juno'nun Jüpiter'in nikahlı tek eşi olduğunu ve Juno'nun bir takım kuralları olduğunu bilelim ve devam edelim. Şimdi Mars'ın bu eril enerjisi kadının aradığı, erkeğin de Venüs'ün dişil enerjisiyle tamamlandığı bir denge hikayesi oluşuyor aslında. Karmik olarak da tabii ki biz bu noktalara ister istemez bakmak durumunda kalıyoruz ama karma göstergelerinde de ilk bakıldığı yer aslında Ay, kişisel gezegenler ve Güneş'in formlarıdır. Şimdi ne dedik? Ay ile alakalı bunlar varken ne dedik? Bir de Güneş'imiz var. Şimdi Güneş'iniz eğer aynı element yapısındaysa, daha hani programın başında da ifade ettiğim gibi inanılmaz derecede uyumlu bir ilişki modeli olur. Çünkü hani ne olursa olsun aynı yapıda yani Güneş'iniz o şekilde parlıyor. Sen eğer mavi parlıyorsan partnerin de mavi parlıyor. Sen kırmızı parlıyorsan partnerin de kırmızı parlıyor. Bu bir uyum yaratır. Rekabet istiyorsanız güneşinizde güneş karşıtlıklarıyla evlenme durumunuz olur veya partner kurma, ilişki kurma durumunuz olur. Ne dedik buna da? Koç terazi. Eğer Merkür, yani şimdi kişisel gezegenlere de dönecek olursak, Merkür'ün bazı kavuşumları aslında mantık evliliğini bize gösteriyor. Çünkü Merkür başlı başına aslında ikizler ve yayın yöneticisi, Merkür ikizler ve Başak Burcu'nun yöneticisi olması sebebiyle zaten iki mantığı yöneten bir yapı. Dolayısıyla yine partner kombinasyonlarına bakıldığında orada Merkürler'de bir hani benzeşik yapılar söz konusuysa yine karmik bağlamda mantık evliliği yapacağını bize gösteren unsurlar oluyor. Merkür, Güneş, Ay, Hemen araya Venüs gibi. girmek Tabii istiyorum. tabii. Hemen araya girmek istiyorum. O zaman size bir soru sormam gerekiyor. Mantık evliliği yapamayacak tek burç ya da iki burç ya da üç. Bunlar Mantık evliliği mantık evliliğin yapamayacak. Mantık evliliği yapamayacak aslında burçlar kimlerdir? Bunlardan bir tanesi su gruplarının tamamı için söyleyeyim. Mantık evliliği çok zor yapar. İkincisi de toprak grupları için söyleyebilirim Neslihan Hanımcığım bunu. Boğa, Başak ve Oğlak için. Yani mantık evliliğini ama hiç yapamayacağımı konuşuyoruz mantık evliliğini. Evet. Mantık evliliği hiç yapamaz. Yani bu 6 burç arasında en yapamayacak olanı kuvvetle muhtemel biraz daha sezgisel olması itibariyle balık burcudur diye düşünüyorum. Su grubundan balık burcudur. Çünkü o yani mantığıyla çok hani ağırlıklı hep duygularıyla hareket ettiği için altının arasında balığa oy veririm. Tamam. Peki. Ama Yani toprak ben de yapamam. mantık evliliği mi? Evet, hayatta yapamam. Yani şöyle söyleyeyim, mantık evliliği yapılamaz gibi düşünüyor ama şimdi mantığın hani
Mantık da eğer ateşe mantıklı gelirse yapılabiliyor Nezihe Hanım. Hani sizin fıtratınızdaki durum biraz daha farklı olabilir ama sizin su elementinizin de olduğunu hani haritanızı bildiğimden dolayı su elementi kaynaklı böyle düşündüğünüzü bilmenizi isterim. Hani her ne kadar koç steryumlu bir insan olsanız da aslında diğer taraftaki ifade ettiği alanlar biraz hani şeyle ilgili. Su elementinin yapısıyla da alakalı sizde. O yüzden mantık evliliğine bakamıyor gibi bir durumunuz olur. Hani ben de yapmam diyorsunuz. Yani balık hiç yapmaz ama. Yani koç yani ama şöyle düşünün. Hani koç bir fevrilikle de yapabilir. Mesela örnek veriyorum aileye kızdı yapabilir. Yani Bak, biliyorsunuz hani bu hamle evet, bu mantıklı. Evet, bu mantıklı. yani Kızdım, yapabilirim kesinlikle gibi olabilir. ateşin o fevriliğini bilemezsiniz yani bir anda mantıklı geldi bana deyip evlenme durumu olur bütün ateşler için. Ama su grupları ve toprak grupları zaten mantıkla hareket eden bir taraf sabitliğiyle hareket ediyor. Mantık var ama yani o mantığın geliştirmiş olduğu hani nasıl anlatayım size mantığın geliştirmiş olduğu aslında bir sabitlikleri var. Orada biraz düşünürler gibi. Çünkü mantık işi hani ağırlıklı havayla alakalıdır. Aşırı mantık. Diğer tarafta ne kadar beslerler birbirlerini çok o kadar emin değilim ama balık bunların içerisinde net yapmam diyenlerden olur. Çünkü aşktan yani hani şey düzeyde ne denir ona Neslihan Hanım? Melankolik düzeyde aşk yaşayabilme eğilimleri ve potansiyelleri olduğu için bir kere daha hani bir balık bir düş yani içimizde balık varsa çok böyle mantık evliliği o böyle aşk olacak onun sevgilisi onu saracak sarmalayacak hani görücü usulüyle bile evliliğe büyük olasılıkla ilk karşı çıkacak burçlardan biridir diye düşünüyorum balık burcu. Salt duygu ve salt sezgi var çünkü orada. Bilemedim yani mantığa gelebilir mi bir balık? O kadar mantıklı düşünmeye gelir mi emin değilim. Şimdi devam edebilir miyim? Var mıydı başka soru? Yok, hayır, yok. Şimdi Merkür bazı kavuşumlarında dediğim gibi mantık evliliği veriyor. İşte Merkür, Güneş, Ay, Venüs gibi bu kavuşumlar da yani kişisel gezegenlerin kavuşumları da kişiyi yine karşı tarafa yakın hale getiriyor. Karmik bağlamda da demin bahsetmiş olduğum şeyler eğer bu kişisel gezegenlerin açılarıyla da desteklenirse o ilişki net olarak bizim karşımıza çıkabiliyor. Bunu analiz etme şansımız olabiliyor. Şimdi haritada eğer çok büyük bir gösterge yok. Her şey genel hatlarıyla uyumlu vesaire diyorsunuz da Ay Güneş kavuşuyorsa şimdi Güneş erkek Ay dişil bir enerji. Bu kavuşum aslında mükemmel bir kavuşum. Ve karşıtlığı da aynı şekilde etkiyi verir. Yani eril dişil dengesi karşıtlıkta bile birbirlerini desteklerler. Ciddi bir çekim alanı yaratır bu arada. Çok enteresan bir şekilde hani bir ortamda dahi milyon işte binlerce kişi olsun, onlarca kişi olsun o iki kişi birbirine çekilmeye başlar. Bu doğal seleksiyonda gerçekleşir. Daha birbirlerini tanımadan hani bir ortama gidersiniz, bir erkek dikkat dikkatinizi çekiyordur veya bir kadın erkek olanın dikkatini çekiyordur ya da arkadaş topluluğunda biri birbirine bakmaya bakıyor dediği noktada aslında olasılıklar bu ay güneş karşıtlığı veya ay güneş kavuşumu olur. Doğal seleksiyonla birbirlerine çekilirler. Yani hani birilerinin tanıştırması vasıtası yok efendim siz birbirinize iyi olursunuz türünde bu görücülük ne denir arabuluculuk özür dilerim. Arabuluculuk ilişkileriyle çok sürdürmeleri şey değil arabuluculukla değil de ya yani onlar zaten öz çekimle birbirlerine bakkalda görsünler birbirlerine şöyle bir birbirlerine hani çekilme halleri yaşarlar. Şimdi tabii haritaya da dediğim gibi yine söylüyorum bütünsel olarak baktıktan sonra bu karar verilir ama genellikle hani gece gündüz gibi mükemmel bir etki ve uyum yaratacak yapıdadır bu güneş ve ay kavuşumuna karşıtlıkları. Şimdi eril ve dişil enerjinin ne dedik? Bir senkronize çalışması gerekiyor. İki, renklenmesi gerekiyor ilişkinin ve monoton olmaması gerekiyor gibi bir takım durumlar söz konusu. Şimdi Neslihan Hanımcığım bir astrolog gözüyle de söyleyeceğim. Gene ilişki ahkam kesicisi olarak değil ama iki harita inceleyip de iyi bir ilişki bir partnerle yaşamak isteniyorsa
Bir astrolog olarak net tavsiyem yaşıtınız olmaması üzerinde olur. Şöyle ki, şimdi ilişkilerde biz ne arıyoruz? Tutkuyu arıyoruz, uyumu arıyoruz, tamlanmayı arıyoruz, rekabeti arıyoruz vesaire dedik. Şimdi yaşıt olan gruplardaki en büyük problem şu oluyor. Bu hani uyumlu olduklarını varsaydığımız noktada dahi başlarına gelen. Şimdi aynı yaş grubuna ait olan insanların harita yapıları ve kombinasyonları da ağır gezegenlere dahil olmak üzere hemen hemen aynı oluyor. Şimdi düşünsenize aynı dönemde yani bir ilişki ve beraberlik yaşamaya başladınız dediğinizde aynı dönemde aynı sorunları yaşamaya başlıyorsunuz. İş yerinde sorun oluyorsa ikiniz aynı anda yaşıyorsunuz. İşte atıyorum parasal sorunlar yaşayacaksanız iki taraf aynı anda yaşamaya başlıyor. Şimdi ilişki nedir? Biri birini hani tuttu dediği yer, düştü dediği yerde kaldırması, o onda olmayan yerinin desteklenmesi ve bir araya gelişiyle alakalıdır. Şimdi aynı harita yapısına sahip olan kişilerde bu durum ne yazık ki söz konusu olamıyor. Çünkü aynı dönemde biri düştüğünde öbürü kaldıramıyor ki o da düştü. Ve bu ilişkiyi inanılmaz derecede renksiz, inanılmaz derecede monoton hale getiriyor ve iki taraf açısından artık evlilik görev haline geliyor. Ve bu tip ilişki tipleri astroloji açısından aslında tabii ki olur. Çok da farklı hani genel yapıları farklıdır da iyi gider. Ama genel bir kanıdır bu. Hiç yani yaşıtı olup da aynı sorunlarla imtihan edilmemiş bir harita şekli hiç görmedik. Çünkü ağır gezegenler bir kere aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla burada ideal olan hani o biraz neşeyi, renkliliği, o monotonluktan uzak bir yapıyı ortadan kaldırabilecek şey en azından 1-2 yaş. Hani üstünde olsun. Yani hem biraz kişisel gezegenler yer değiştirsin. İşte hani ağır gezegenler dediğimiz ağır ilerleyen gezegenlerin birkaçı en azından bir iki tanesi hani Mars en azından biraz bir hareket alanı oluşturmuş olur. Ama öbür tarafta zaten hani jenerasyon gezegenleri dediğimiz kolektifle birlikte herkesi rahatsız edecek Plüton, Uranüs ve Neptün gibi açılar zaten aynı olacak. Ama bir Satürn transiti eşit yaşta ilişki yürüttüğünüz partnerinizde de aynı sorunları, aynı kısıtlamaları verecek. Sadece ne olacak? Örnek veriyorum. Eğer gezegen yerleşimleri bir noktada farklılık olmayacak. Sadece burç değişimi oluyor. Yani güneş ve yükselen derecelerinde bir takım değişiklikler olduğunu düşünün. Hani aynı yıl içerisinde doğmuş yaş taşlarda. Hani bu gezegenlerde de çok fazla ilerleme söz konusu olmadığından eğer bir transit, bir tutulma, bir yeni ay, bir dolunay aynı hezimeti aynı sancıları ve aynı sorunları yaşamasına sebebiyet verecek. Ve bu da ilişkiyi yoran modellerden biri dediğimiz yapıdır. Bu her iki tarafı da yorar, monotonlaştırır, renksizleştirir ve görev haline getirir. O yüzden ideal olan her zaman 1-2 derece yani 1-2 yaş üstten ve sonrasında devam edecek ilişki kalıplarıdır. Şimdi hep söylenen bir şey var. Ve bizim insanlar arasında da hani hep kullanılır yani birine bir çekim alanı yaratıldığında benim bu ruh eşim veya benim bu ruh ikizim gibi kavramlar kullanırız biz. Ve bakıldığında çok masum gibi gözüken kavramlardır Neslihan Hanımcığım bunlar. Ruh eşi ve ruh ikizi. Ve fakat ikisinin de aslında astroloji olarak ve karmik olarak çok önemli anlamları söz konusudur. Şimdi ruh ikizi nedir? Önceki ruh işi bölümünden başlayalım. Biriyle bir daha ilgili, daha az incittiğini ya da hani hemen hemen aynı şeylerden hoşlanıyoruz herhalde dediğimiz insanlar için kullandığımız sözcüktür. Fakat doğru mu kullanıyoruz, kullanmıyor muyuz noktası biraz muammadır. Ya ilişkinin seyri itibariyle olay farklı bir yere gider ya da gerçekten doğru kişidir. Siz o tanımlamayı doğru bir şekilde ifade ediyorsunuzdur. Çünkü anlamı ruh eşinin çok derin. Şimdi ruh eşi dediğimiz yapı iki kişinin haritası adına Juno ve Jüpiterlerinin kavuşumda olması noktasına verilen isimdir. Biz harita kombinasyonlarında bu ikisini gördüğümüz noktada deriz ki bunlar ruh eşi. Şimdi ruh eşi az önce Juno'dan bahsettim size. Jüpiter'in değerli tek nikahlı karısı Juno, Jüpiter'in uydusu.
Şimdi Juno'nun şöyle bir özelliği vardır Neslihan Hanımcığım. Juno 3 tane akitle koruma verir bu ilişkiye. Bunlardan bir tanesi evliliğin koruyucusudur. İkincisi evlilikten doğan çocukların koruyucusudur. Ve evliliğin bereketinin, rızkının koruyucusudur. Yani ailenin koruyucusudur. Şimdi ne kadar güzel ya, bir mühürle ilişki başlıyor dediğinizi duyar gibiyim değerli izleyenlerimiz. Fakat bu bir mühür mü? Bunu kullanma şeklinize göre bu mühür de olabilir, hayatınızın en büyük hatası da olabilir. Şöyle ki, şimdi ne dedik? Juno bu üç akti imzaladığınızı düşünerek ilişkiyi size bu anlamda bir ödül gibi verir. Genellikle Juno-Jüpiter kavuşumu olan ilişkiler inanılmaz derecede bereketli ilişkilerdir. Hani anne, baba, çocuk, çocuklar inanılmaz vatana, millete hayırlı olurlar, bereketli olurlar. Aileye dışarıdan baktığınız zaman mükemmele yakın eşsiz bir ailedir. Ailenin bereketle ilgili hiçbir sıkıntısı olmaz. İşte bakıldığı zaman kadın erkek arasındaki ilişki inanılmaz efsanelere konu olacak kadar iyidir. Hani gıptayla bakılan ve gerçek anlamda yani içleri de böyle, dışa da böyle yansıyan yapıları gıptayla bakılan aile ilişkileridir. Fakat örnek veriyorum, eril enerji veya dişil enerji, yani kadın veya erkek bu ilişkide ihanet etti. Eşini aşağıladı ya da çocuklarına bakmadı ya da evin rızkını farklı kötü alanlarda kullandı dediğinizde Juno'nun cezası çok acımasızca oluyor. Şöyle ki ilk transitte bu ihanet mi ettin? Eşini mi aşağıladın ve zorbalık yaptın? Çocuklarına mı bakmadın? Aile gelirlerine mi dikkat etmedin? Aile rızkını başka bir yere mi, kötü şekilde mi kullandın? Noktasındaki en ufak bir hatanızda bir transit anında ya iflas edersiniz ya ciddi anlamda kaza geçirirsiniz ve net olarak toplum önündeki statünüz yerle yeksan olur. Juno'nun adaleti böyledir. O yüzden Juno-Jüpiter kavuşumlu evlilikler mükemmel bir evlilik kombinasyonu olmasına rağmen biz danışanlarımıza da hep şunu söyleriz, deriz ki aman dikkat. Yani hani gözünün bir dakika yan tarafa kaymaması, o üç yasayı asla çiğnememen gereken bir evlilik. Yani bu mühür de takdir edersiniz bugünkü yüzyıldaki ilişki modellerine bakılacak olursa da aslında çok zor taşınabilir modellerdir. Hani bir imtihanı aslında satın alarak devam ediyorsunuz. Eğer gerçekten bu kurallara uyacağınıza da inanıyorsanız da yani son nefesinizi verdiğiniz güne kadar muhteşem bir aile hayatı, muhteşem hayırlı evlatlar, inanılmaz bereketli bir hane yapısıyla ömrünüzün sonuna kadar yaşarsınız. Ama aksi durumda bu akti en ufak bir yerde zedelediğiniz anda da hani o Juno'nun elinin altına gelmiş olursunuz ve en zorlayıcı, ilk zorlayıcı transitte de dediğim gibi hiç sekmez. Bu 3 dediğimiz, 3-4 dediğimiz yapıyor. Çok önemli bir hastalık artık yani gerçekten boğuşarak gidersiniz. Ya çok önemli bir kaza sonucunda çok daha farklı bir noktaya getirir. Çok işleriniz iyi gidiyordur, tepe taklak olursunuz. Yani hayatta sizi toplum önünde statü anlamında yerle eksan edecek, her şeyi yapacak transitleri hayatınıza çekmeye başlarsınız. Ama onun dışında hiç zorlayıcı bir tarafı olmaz. Hak edişlerinizi ala ala gidersiniz. Çünkü Allah'ın bir armağanıdır Jüpiter. Sorumluluğu olduğu kadar. Yani o ailenin bereketlenmesini, büyümesini, bu aileden çıkacak şeyin aslında doğru bir şekilde olacağı. Ya aile olarak topluma, kolektife aslında kendini iyi ifade edebilmek, aile olmak da budur belki de gösterebilmek gibi görevleri varken bu kavuşumla iki ruh bir araya geliyor. Ve bu iki ruh bir araya geldi dediğinde en ufak bu yasadaki çiğneme ister istemez işte böyle güzel bir evliliği bozarsanız alın başınıza da bunlar gelir gibi bir sonuçla karşınıza çıkabilir Neslihan Hanımcığım, böyle bir yapı. Var mıydı soru burada? Ruh ikizine geçeceğim çünkü. Yok geçelim ben sorularımı sona saklıyorum. Tamam. Şimdi ruh ikizi dediğimiz bir yapı var. Ruh ikizi dediğimiz yapıda iki partner grubunda ay ve güneşleri kavuşum yaşıyorlarsa bunlar ruh ikizi diyoruz. Şimdi ay dişil dediğimiz gibi güneş de eril bir enerji. Bu iki yapı geldiğinde denge mükemmel oluyor. Zaten ne dedik? Birbirlerini ister istemez çekilmeye başlarlar. Ruh ikizinin anlamı da derin.
Şöyle ki ruh ikizini anlayabilmek için aslında öncelikle ruh nasıl, yani biz nasıl yaratılıyoruz, bunu bir anlamak lazım. Karmik olarak bunu hani anlatacağım. Şimdi ruh bedene girmeden önceki dönem yapıda beden, yani insan denen yapı doğmadan önce parça parça oluşturuluyor ve en son artık dünyaya gelmeden önce üzerimize yerleştirilecek olan ruh yapısını giymeden önce milyonlarca ruh var. Onlardan birini üstümüze geçirene kadar da yukarıda ciddi elemizasyonlar yapılıyor. Ve 7 eril ve 7 dişil enerji son noktaya gelene kadar bu sistemde eleme devam ediyor, yaratılmış ruhlar arasında bedeninizi alacağınız. Şimdi 7 eril, 7 dişil dediğimiz 7 sayısı tamlanma ve tamamlanma ve mükemmeliyetle alakalı bir sayı. Şimdi bu enerjiyle birlikte siz oradan da bir kadın ve bir erkek birlik duygusuna, bir olma duygusuna geçebilmek adına o ruhlar köprüsünden diyelim indiğimizde bir eril, bir dişil enerji olarak bu dünyaya geliyoruz. Şimdi eril veya dişil enerji birbirlerinden birkaç yıl önce, birkaç yıl sonra dünyaya gelebilirler. Yani ruh ikizinizle 3 yıl önce de kaydı, 3 yıl önce de doğmuş olabilir, 5 yıl önce de doğmuş. Yani yaş farkı olabilir. Ama bu ruh ikizi dediğimiz kavram kişisel hayatlarımızda aslında iki şekilde karşımıza çıkarlar. Bu da zor bulunan bir kombinasyon türüdür. İkizi olması veya eşiniz olarak hayatınıza çıkar. Bunun da yine hani zorlayıcı tarafı ruh ikizinize çekilirsiniz. Fakat hani zorlayıcıdır. Şu açıdan çok zorlayıcı, birbirine benzer iki yapı bazen zıtlıklara sebebiyet verir. Bir senkronizasyon olmayabiliyor. Bir yerdeki aslında her türlü bir akım oluşmasına rağmen, çünkü dünyada bir senden öyle bir ruh yaratılmış, iki farklı formusunuz, bir ruhun ikiye bölünmüş hali gibi düşünün. Bunda bir tamlanma ve tamamlanma enerjisi üst boyuttadır. Fakat sorumluluk ister, zorlayıcılığı da buradadır. Yani tabii ki bir ruh eşi kadar zorlayıcı, o akti yerine getiremedin dediğinde dayak yiyeceğin bir ya da hayatını alt üst edecek bir akit olmasa da sonuç itibariyle senden bir tane daha, yani karşıtın olarak üretilmiş bir yapıyı koruyup kollamak ve bir araya geldiğinizde o bütünlüğü doğru kullanmak zorunda olan iki ruhsunuzdur. Ruh ikizinin de bu anlamda hani farklı bir algılayışı vardır astroloji çevresinde ve bizim haritalara bakış açımızda. Şimdi şu da söylenebilir, bir insanın hani ruh eşiyken aynı zamanda ruh ikizi olabilir mi? Tabii ki olur. Aynı anda ayların güneşlerinin kavuştuğunu, bir de üstüne Junolarının, Jüpiterlerinin kavuştuğunu düşündüğümüzde bir iki partner ilişkisinde hani aynı anda ruh eşi ve ruh ikizi yapısını bir arada barındırabilirler. Ve fakat bu ruh ikizindeki gibi sorumluluğu bir tık az gibi düşünülmesin. Bu 3-4 kat sorumluluk. Çünkü Juno devreye girdi dediğinizde siz hem ruh eşinize hem de aynı ruhtan doğmuş ruh ikizinize günün sonunda bu 3 kural çerçevesinde inanılmaz hassas ve bu kuralları yıkmayacak şekilde inanılmaz naif davranmak zorundasınız. Bu kuralları çiğnemeden Allah'ın vermiş olduğu o bereket enerjisini, o koruma yapısına sahip çıkıp o mührü son nefesinizi verene kadar da taşımak zorundasınızdır. Dolayısıyla aslında aşk dediğimiz yapı, hani bu kadar konuştuk, ifade etmeye çalıştım. Umarım hani anlaşılır olmuştur veya hani ben kendime doğru ifade edebilmişimdir. Sadece bizde olmayanın arayışının yolculuğu ve bir oyun aslında. Hani o dengede kalma, tamlanma ve tamamlanmanın ne kadarlık kısmını gerçekleştirebileceğiz ya da gerçekleştiremeyeceğiz dememizin küçük küçük oyunları. Yani aşk başlı başına aslında bir oyun. Sadece biz yaşarken bunu oyun gibi değil, tabii yarattığı hissiyat itibariyle ciddi anlamda bir duygusal yoğunluk olarak yaşıyoruz. Ama elementinizin dengesini oluşturduğunuzda, kendinizde ait bir şeyler bulduğunuzda da tadından yenmez, eşsiz bir deneyim yaşama imkanınız da oluyor. O yüzden hani ben hem izleyenlerimize aşkı kim aramak ve bulmak istiyorsa bu hayatta lezzetli bir aşk duygusu yaşamadan bu hayattan göçüp gitmemelerini dilerim ve temenni ederim. Amin.
O zaman geleyim benim merak ettiğim bir soruya. Aslında biliyorsunuz ki ben buraya otururken astrolog kimliğimle oturmuyorum. Hiçbir şey bilmiyorum yani buraya oturduğum zaman. O yüzden de Estağfurullah diyelim insanların mi Neslihan Hanım ona? teşekkür ederim, çok naziksiniz. Ama çok merak ettiğim bir şey var. Hayatımıza giren, öyle ya, hepimiz haritalarımızı bilmiyoruz. Bazılarımız doğum tarihini bilmiyoruz. Yani birçok şey bilemiyor, biliyoruz. Hayatımıza giren ilişki babındaki insanlar, her biri ya da benzer kişiler karma mıdır? Yani geçmişten getirdiğimizi nasıl anlayacağız ya da bir tekamül olduğunu, yani buradaki ayrım nasıl yapabiliriz? Hayatımıza giren her kişi muhakkak bir anlam dahilinde girer ama geçmişten getirdiğimizi anlayıp anlayamadığımıza dair bir ipucu var mıdır? Aslında şöyle söyleyeyim Neslihan Hanım, karmayı hani balığı konuştuğumuz yer vardı ya, o kişiyle alakalı hissetmiş olduğu şey gerçekten derinden aldığı bilgi mi yoksa kafada yarattığı senaryo mu demiştik. Şimdi karmayı net olarak anlayabileceğiniz bu dünyada bir gösterge yok. Sadece hani haritaların haricinde bu karmik bir durumdur diyebileceğimiz bir gösterge net olarak olamıyor. Ama şunu şuradan anlayabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Hayatta karma geçmiş dönemden getirdiklerimiz olduğu kadar bu hayatta yaşadıklarımızı ya da yaşattıklarımızı karşılığını alma sistemi üzerine de devam eden bir yapı. Şimdi bunu farklı örneklerle vereyim. Birinin kalben canını çok acıttıysanız, sizin de kalbinizi, canınızı acıtacak bir insanın aşk hayatında çıkma olasılığı çok yüksektir. Ve genel hatlarıyla bunu aileden bilemezsiniz ama örnek veriyorum. Hani annelerin kaderini yaşar kızlar derler. Bu bir noktada doğrudur. Hani karmik olarak net haritayı da bilemiyorsak orada problem olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer annenizde veya ailedeki kadınlarda ciddi anlamda ilişkilerle alakalı problemler söz konusuysa ve siz de bu paralelde bir ilişki o ailenin çocuğu olarak devam ettiren nesli olarak sorunlar yaşıyorsanız benzer veya benzeşik bilin ki kökteki karma ile alakalı ciddi bir problem vardır. Ha ne olur bu sizde tezahür etmez de sizin çocuğu işte diyorum sizde tezahür eder. Sizden sonra o karmayı yıkacak bir çocuk dünyaya gelir. Artık o ailedeki oluşmuş olan karmik problemi devam ettirmez. Çünkü soy karması aslında artık sizde bitmiştir. Belki de siz bunun bedelini ailenin kadınları yedi göbek öteden ödüyordur. Ya da bir ailedeki erkek figürün yaratmış olduğu kadınlar üzerindeki bedeli buradaki erkekler ödüyordur veya kadınlar ödüyordur gibi bir durumu bu aileyi biraz didikleyerek de çıkartabiliriz. Yoksa yekten hissetme durumumuz olmaz. Çünkü karmik olaylar genellikle soyla da çok alakalı ki soyla çok ciddi bir bağlantısı var. Bir kendi yedikliği yani kendi yaşadığımız hayatın bundan önceki formlarındaki bedelini ödüyoruz. Bir de köklerimizin bedellerini de üstümüzde taşıyarak bu dünyaya geliyoruz. Dolayısıyla burada bir tek şeye dikkat etmek lazım. Biraz gözlem. Yani benim babam bunu yaşamış mıydı? Bir erkeksinizdir veya bir kadın. Ailede bunu yaşayan oldu mu? Örnek veriyorum boşanma. Bir bakmışsınız mesela şu bile olabiliyor Neslihan Hanım. Hani kınamış mesela anneniz tamamıyla örnek veriyorum birinin ailesi, halası, teyzesi, amcası, akrabası hiç fark etmez. Boşanmayı, ayrılmayı kınıyordur. Kendi çocuğu ayrılır. Şimdi ya da sonraki soy komple boşanmalar silsilesi ve örnek veriyorum belki de çok travmatik boşanmalarla imtihan olabilir. Haritaya vakıf değilsek gelen kişilerin benzeşikliğine de biraz dikkat etmek lazım. Neyin sürekli çekimli alanda oluyor? Yani örnek veriyorum akrep dediğimiz o Plüton sürekli aşağılayan, sizi zorlayan, manipüle eden, köşeye sıkıştırmaya çalışan bir erkek modeli seçiyorsanız babanın, annenin bir kök karmasına bir dönüp bakmak lazım. Ne hesap bitmemiş diye. Ama bunu burada hele geçmişi çok net olarak harmanlayarak yaşama imkanımız olmadığı için hani budur diyebileceğiniz bir gösterge hani detaya inmediğiniz müddetçe mümkünatı olmuyor ama bunlar hani güzel ve hani bir şeyleri anlamanızı sağlayacak bir ipuçları olarak biz çünkü bir haritanın dışında kendi hayatlarımızda sonuç itibariyle en büyük aslında örnek her astroloğun kendi hayatıdır.
Hani bu bedeli ben bundan kaynaklı niye ödedim? Ya da ailenin haritası. Yani soyda baktığınız zaman da bu tip örneklemeleri görüyorsunuz. Bu örneklemeleri de kolektife bakmaya, işte danışmanlık yapmaya başladığınız noktada da danışanlarınızın bağlantılarında görmeye başlıyorsunuz. Yani buradaki ilişkilerde neyi çektiğinizi veya neyi çekmediğinizi ya da hangi alanlar sizi zorluyor. Yani hep önünüze eğer sizi zorlayan insanlar çıkıyorsa, sizin nerede, yani ya bırakmanız gereken bir şey vardır karmik anlamda, ya o insanın imtihanıyla aslında soy karmanızı bitireceksinizdir. İşte bunun ayrımının bu kadar detaylı kısmını ancak harita incelemesinden sonra görebiliyoruz. Ama onun dışında hayatı biraz gözlemlemeye başladığınızda, o ilişkinin size anlattığı, eğer ailenizde konuşulan konularla alakalıysa, yani bir deden vardı ki bir çapkın, işte bu geyiği de gülerek anlatılıyordur ailede. Kahkahalarla anlatılıyordur. İşte yani can yere bakan yürek yakandı. Ah neler yaşandı, neler yaşandı gibi bir durum. E dönüyorsunuz, sonraki torunların tamamında ilişki problemi yaşanıyor. Çünkü içlerinde o kadar kadının ağladığı yerde senin soyunun gülme ihtimali var mı noktası da geliyor. İlişkilerde bu tip sorunlar olabiliyor. O yüzden aileleri aslında dinlerken, hani masal gibi dinliyoruz ama bu bağlantı sistemiyle hareket ederek dinlemeye başladığınızda, bu hayatınızdaki bazı karmik problemlerin de o günlere dayandığını çok net olarak analiz edebiliyorsunuz. Sadece biraz didiklemek gerekiyor Neslihan Hanımcığım. Anladım. Şimdi biraz da sorulara bakayım. Bakalım soru var mı? Yıldız ablacığım selam olsun. Bir akrepte Yıldız abla. Selamlar. Sağ olsun. Tüm hayatlarda dolaşıp gelmek, bir kişiyle hep onunla karşılaşmak karma yasasından mıdır? Aslında evet, bitmiyor demek ki ruh ikizi, ruh eşi olarak veya ruh ikizi olarak dünyaya geliyorsunuz ve bitmiyor demek ki sorununuzu burada tamamlayamadığınız için tekrar aynı kişiyle geliyorsunuz. Şöyle bir düşünce var aslında Neslihan Hanım. Karma yapısını çalıştıran sistem sen öğrenene kadar ve senin o sistemdeki sorunu giderene kadar. Şimdi orada o dava bittikten sonra bir daha zaten karşına çıkma ihtimali yok ki. Bir hesap kapanmamıştır. Eğer 7-9 yaşam hala aynı kişiyi görüyorsanız, ki bu tip haritalar da var, ama farklı şekillerde tezahür edebiliyor. Bir bakıyorsunuz bir haritaya eşi, bir bakıyorsunuz iş ortağı ya da işte ortaklıklarıyla alakalı bir yerden gelmiş, çekmiş. Bitmiyor demek ki hesap. Ama burada da bakıldığı zaman ne kadar senkronize veya senkronize olmayan bir ilişki, uyumsuz bir ilişki yaşıyorlar. Hesabı kapatamazsan o hesabı aynı kişiyle burada bitirmeye çalışıyorsun. Bir de şöyle bir durum var. Eğer eş olarak da geliyorsanız, bu çok net, altını çizeceğim. İki tarafta aynı kişiyle ben bu hesaplaşmayı bu insanla yapacağım ve bunu aşacağım diye, ikisi aynı anda aynı evliliği veya aynı ilişki modeline bir araya geliyor. Yani bu daha açıkçası heyecanlı değil mi? Yani kaç maç tur devam etti? Bir astrolog olarak heyecan bile duyulabilir böyle bir harita incelemesinde. Ama demek ki bir hesabı bitiremiyorsunuz. Yoksa yani ben bu dünyaya geliyorum, yani en iyi anlaştığım insan da bu partnerim, bir araya gelelim, ne güzel de bir hayat sürüyoruz. Biz en azından dünya denen bu imtihan yerinde yanımda en azından biri olsun gibi bir duyguyla yanımıza insanları taşımıyoruz. Zaten bitirdiğimiz dediğimizde o tekamül yolculuğu, algılayış ve anlayış, farkındalığa eriştiğimiz dediğimiz alanda otomatik olarak dünyaya belki de gelmiyoruz ya da daha üst bir versiyonlu bir enerjiyle dünyaya gelmeye başlıyorsunuz. Hani belki de bu formda gelmiyorsun, bu dünya şu koşullarında gelmiyorsun. Farklı bir benlik ve farklı bir bilinçle geliyorsun. Buraya taşıdığımız her şey, geçmişte vedalaşamadığımız alışkanlıklarımız için de bu geçerli, ilişkilerimiz için de geçerli. Yani karma öyle bir şey ki, bu bir gün karşınıza sevgiliniz olarak, eşiniz olarak çıkar. Belki de ikiziniz de. Şimdi hep eşiniz olarak gelmeyebilir. Belki de ruh ikizinizdi bu kişi. Ve siz 7-9 yaşamdır aslında ikizinizle kavga ediyorsunuz. Geçmiş hayatınızdaki ikiziniz bugün eşiniz. Bir de böyle deneyelim. Bu iki ruh bunu böyle denesin. Çünkü bedene büründüğü anda anlam ifade eder kardeşlik. Ruhların kavgası bambaşka bir şey. Yani bunun hesabını gütmeye çalıştığınız bir alan. Tabii ki bu harita kombinasyonlarında ağır
sonuçları da getiriyor. Yani düşünsenize inanılmaz derecede tanıdık geliyor. Uzaktan akrabanızla evleniyorsunuz ya da kuzeninizle evlendiğini görüyorsunuz. Eğer o hani haritaların net olarak bilindiği, saatlerin çok net olarak bilindiği, yerinin bilindiği haritalarda bir bakıyorsunuz ki eşi aslında kuzeniydi geçmiş hayatında. Yani yakın çevresinden biriydi. Tabii ki bunu kuzeni değil, değil mi? Başka bir şey de olabilir. Yani yakın çevresinden biri olabilir. Bugün evladınız dediğiniz kişi geçmiş hayatınızda babanız olabilir. Yani siz ona o hesabı kapatamamıştır. O da sizle olan hesabını kapatamamıştır. Bir hesap kapamama onu farklı bir formla karşınıza getirir. Evlat da yani kişinin imtihanı olabiliyor. Gün geliyor anneniz, babanız. Bu imtihana uğradığınız kişi, aşk yaşadığınız kişinin dışındaki herkes olabilir. O noktada da bir dönüp bakmak lazım. Acaba 7-9 yaşam ne halledilemedi? Benim burada dinleyenlerimize nacizane bir önerim olacak ve tavsiyem helalleşin. Çünkü ruhlar biz karma bilincinde hep şunu söylüyoruz danışanlarımıza da karmanın felsefesi itibariyle de bu var aslında temelinde. Şimdi bir insanla helalleşmediğiniz takdirde o insanı farklı bir suret, farklı bir ruh yapısı, fakat başka bir beden, belki de aynı ruh yapısı, farklı bir bedenle bir sonraki hayatınızda misafir etmek durumunda kalıyorsunuz. Helalleştiğiniz noktada, yani o ölürken insanlardan helallik alınmasının aslında sebebi gerçek anlamda budur. Hem bu dünya ile iletişimini tamamıyla kessin vardır bizim inanç sistemimize, yani İslamiyet ve kadim bütün inanç sistemlerinde olan konu, ki İslamiyet de bu çatıdadır. Orada bir helalliğinizi verirsiniz ki uğurlu artık dünya ile de benim de seninle işim kalmadı, senin de bu dünya ile işin kalmadığının mesajıdır. Karma da farksız bir yerden bakmaz konuya. Der ki sana kötülük mü yapıldı? Helalleş, vedalaş, affet. Çünkü Allah onu şöyle yapsın. İşte ölüme karşıma çıksın onu şöyle parçalayacağım. Şöyle olumsuz düşünüyorum, böyle olumsuz düşünüyorum dediniz. Ve iki ruh öldünüz. Bir sonraki yaşam formunda yani günün sonunda Barbada dediğimiz yere gittik dediğimizde yani ahiret birinci gidildiğinde dönüp hayatımıza baktığımızda o kişiyle hesap kapanmadı. Yani bir yerde onu hayatına çekeceksin. Bu hayatında eşin miydi? Annen miydi? Ablan mıydı? Kardeşin miydi? Sevgi ne olduğu önemsiz fark etmeksizin bir sonraki hayatınızda o deneyim alanlarını farklı bir kişi olarak sizle hesabı kapatmaya çalışacak. Halbuki siz hesabı kapatsanız varsayın ki karşı taraf çok ciddi bir kötülük yaptı size ve hayatınızın sonuna kadar affedemeyeceğiniz bir durumla karşı karşıyasınız. Affedin, kurtulun, sizden çıksın. Bir sonraki yaşamda asla ama asla karşılaşma ihtimaliniz yok o ve onun gibi bir insanla. Fakat karşı taraf yaptığı kötülükle baş başa kalıyor. Onun yanına kâr kalan konu, onun da bir sonraki yaşam formunda size yaşattığı olayın çok daha ağır bedelleriyle dünyaya gelmesini sağlıyor. Ve bunu da haritada çok net olarak görebiliyorsunuz. Kaldı ki sadece belki de ölümü beklemek de değil konu. Gerçekten bu hayatta hesap kapanmadan da yani yaşattığımızı veya yaşatılanı yaşamadan öldüğümüzü gördüğümüzde bir aslında hayat yok. Bu defter bir şekilde burada kapanıveriyor. Sadece aradaki farklılık ne biliyor musunuz? Vedalaştığınız noktada gösterdiği bir konu bu. Ben onun ve her gün oturup onun ben işte çok kötü günler yaşamasını istiyorum deyip tesbihi çekmeye başladığınızda sistem karşı tarafa tesbihi çektirmiyor. Yani sistemde belki de olayı unutmaya başlıyorsunuz. Siz sadece bekleyen taraf oluyorsunuz ve ömrünüzden gidiyor. Ve belki de işte o noktada ne diyoruz? Kötüler kazanıyor işte bak demek ki böyle oluyor. Halbuki bu vedalaşma orada yapılsa tamam ben bir deneyim alanı yaşadım. Bunu öğrendim. Ve yani saygı ve sevgi belki bitti ama ben artık uğurladım dediğiniz noktada zaten metonom döngü ve yarı metonom döngü dediğimiz bir yapı var. Ay düğümlerinin 9 yılda ters aksa, 18 ayda, 18 yılda bir aynı aksa geldiği bir hayat düzleminde yaşıyoruz. Ya bunu zaten 9 yıllık yarı metonomda ya da 18 yıllık tam metonom döngüde bu zaman zarfı içerisinde sizin zaten önünüze çıkartacak. Kaldı ki bir Satürn transiti, şimdi astrolojiden de anlayan değerli izleyenlerimiz şunu sorabilir.
Diyebilir ki bir Satürn transitinde bu bedeli ben de ödüyorum. Ben de Satürn'le imtihan oluyorum. Karşı tarafta oluyor. Çünkü Satürn'ün imtihanları gerçekten zorlayıcıdır. Fakat farkında olmadığınız haritanızda bir mührünüz söz konusudur. O mühür sizin konudan yırtmanızı sağlarken diğer tarafta gerçekten o açı karşı tarafı süründürür. Şimdi burada haritanızın mührü zaten size verilmiş olan kader planında var. Şimdi bu deneyim alanını yaşayacağınız da var. Bu deneyim alanından aslında siz bu deneyim alanını seçen de sizsiniz. Yani her birimiz bu hayata seçerek, isteyerek annemizi, ailemizi, çocukları, her şeyimizi seçerek geldik. Dedik ki anlaşma bu. Bu dünyada ben bu ailede, bu yaşam formunda, bu davranış biçimiyle, bu hareketlerle ve bu haritayla benim ulaşamadığım tekamül yolculuğumu bu dünyaya gelişimde kesinlikle halledeceğim aktiyle iniyoruz. Zaten hep ne diyoruz? Andan ibaret bir hayat yaşıyoruz biz. An sadece zamanı an olarak algıladığımız bir 80, 90 belki de 100 yıl yaşayacağız onu bilemem. Ama bize uzun gelen bir şey yani uzay mekaniğinde, uzay matematiğinde, uzay zamanda çok an yani her şekilde andasın. O heyecanla tekrar geldiğinde o imtihanı çözmeye çalıştığım bir yapı haline geliyor. O yüzden eş olarak getirdiğiniz kişiyle de hani iyi bir şey midir bu diyecek olursanız nerede hani bu tespit ettiyseniz de hangi edildiyse de haritada hangi alanda sıkıntı yaşadığınızı aslında hani harita bir şekilde bir örnekleme olarak bize bunu veriyor ama yaşam içerisindeki o ilişki modeli içerisindeki küçük piklerden yani her seferinde o ilişkide karşınıza çıkan yani ilişki 20 sene mi sürdü? O 20 sene içerisinde hep önünüze çıkan konunun ne olduğu aslında problemin kaynağını da çok net olarak size göstermiş oluyor karmik olarak. Evet. Anne ve babanla ayrı konularda 40 senedir sınava tabi tutulmak neyin göstergesidir? Diğer sorular hakkınızda lütfen bir başka yayına kalsın. Çünkü ben artık oturmakta zorlanıyorum. Malum bugün ilaçlarla ayakta duruyorum. Ben Tahmin ediyorum fıtığım. Neslihan Hanımcığım. Çok geçmiş olsun size de. Teşekkür ederim. Artık zorlanmaya başladım. Yavaş yavaş tıkıyor beni. Bu son soru olsun. Sonra da bir sonraki program için bir ricam olacak. Şimdi de yapabilirsiniz. Sonra da söylemediğim için daha önce hazırlıksız olmuş olursunuz. Mesela konumuz aşk dediğimiz için burçlar bir aşk kelimesi olsa ya da bir şarkısı olsa ne söylemek istersiniz diye bir şey sorsam şu an için erken midir? Var mıdır bunun bir tamamlayıcısı yoksa bir sonraki programda mı bunu söyleyeyim? Şimdi de konuşayım Burçların dediniz ya. hayır, bir çalışma yapacağım. Bununla alakalı özel bir hani bu daha eğlenceli bir yayın haline gelebilir. Buna çalışacağız hatta dedik. Yani siz bir takım şarkılardan bahsettiniz ya işte Koç için bir şarkı aklıma geldi diye. Biz de yayına bağlanmadan önce evde konuştuğumuz sıradaki şeydi bu. Yani bu burç olsaydı hakikaten hangi şarkı olurdu diye. Eğer izin verirseniz bir sonraki yayın hani bu konuda eğlenceli de olabilecek farklı. Biz de bir düşünelim yani buna. Çünkü çok yaratıcı şarkılar kişilerin aslında net karakterleriyle o şarkı özdeşleştiği durumlarda söz konusu olabilir. Evet, O yüzden hani güzel. hazırlıklı değilim yani şu anda. Tamam, o Ama zaman Koç burcu için coştum yine dalgalanıyorum ben şarkısı olabilir mesela ilk aklıma gelen. daha hemen not alıyorum. Dinleyeceğim yayından sonra. Son Tamam. soru var demiştiniz ama Neslihan Hanımcığım. Bir soru vardı, onu sormuştum. 40 yıllık bir şey, dur bir saniye. 40 yıldır aile, anne babadan çekiyorum. Anne ve babayla ayrı konularda 40 senedir sınava tabi tutulmak neyin göstergesidir? Sesim de gitti artık. Hemen özetle şöyle söyleyeyim. Demin anlattığım olayların tamamı aslında bundan kaynaklı. Anneniz veya babanız geçmiş hayatınızda Allah bilir neyinizde. Dolayısıyla haritanın detayına indiğinizde bunu çok net olarak görebilirsiniz. Farklı farklı alanlarda imtihan varsa geçmişten getirdiğiniz bu iki kişinin o konularda bugün imtihan içerisinde olduğunuz konularla ki hesaplaşmanızın bitmemesi sebebiyle bugün karşınıza anneniz, diğeri de babanız olarak çıktığını düşünebilirsiniz. Helal
Halledin sevgili dostlar, öyle ya da böyle her ne yaşıyorsanız yaşayın. Bundan sonrasının kolay geçmesi için en güzel şey hak dediğimiz Allah'ın hakkı zaten. Biz kim oluyoruz ki Allah'ın verdiği hakkı bir başkasına helal etmiyoruz ya da arayış içine giriyoruz. Mevlam neylerse güzel eyler. Biz Kesinlikle. kendi işimizi kolaylaştıralım. Bırakalım karşı tarafta onu da kendi Allah'la halletsin. Mühim olan bizim kendimiz olan meselemiz. Biz de bence buradaki benim hayatta bakış açım son tabii ki birkaç yıldır oldukça farklı. Özellikle mesleğe girişle de alakalı bir şey. Ben meselemi Allah'a diyorum ki Allah'ım ben helal et. Yani sana bırakıyorum da Çok değil. doğru. Sana havale ettim de değil. Ben helal et. Bit. Bu kadar. Yani sonrasında bir daha kimseyle yüzleşecek, karşıya gelecek, bir daha ne yapacak gibi o artık karşının meselesi. Benim meselem değil. Benden çıksın da gerisi ne oluyorsa olsun. Teşekkür ederim. Var mı Aynen öyle. eklemek istedikleriniz Burçin Demek Hanımcığım? istediğim, herkese çok teşekkür ediyorum. Size tekrar geçmiş olsun. Sevgiyle ve aşkla kalın diyorum. Teşekkür ederim. Ben size çok teşekkür ederim. Harika bir yayındı. Ben diyorum yani belki anlaşılması en zor konulardan bir tanesi aşk. Çünkü her insan nefes alışı, parmak izi, hayata bakışı, burcu, ayı, güneşi, gezegen açıları hepsi farklı yetiştiriliş. Yani Kesinlikle. Ege, Karadeniz, Akdeniz, herkesin hayata bakışıyla aşka bakışı da farklı. Ama tek bir şey vardır ki o da ruh. Ruh eğer birbiriyle anlaşabiliyorsa, çekim gücü mü diyoruz işte biz ona yaşam koşulu çekim gücü diyoruz. O çekim gücü bir geliyorsa eğer gerisi bazen de teferruat oluyor. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, elinize Ne demek? sağlık. Bir sonraki konuda özellikle bu şarkıları istiyorum ama nacizane Tamamdır. Yani isimlerinizi konuyu unutmayın. biraz detaylandırırız, farklı bir şeyler de yaparız. Aslında dediğim gibi hani neşeli, gerçekten hani burada aşka bir giriş yaptık. Artık bundan sonra biraz eğlenebileceğimiz hani detayları inceledikten sonra konuyla biraz da hani ne denir, muzip bir şakalaşma yapabileceğimiz bir program yaparız Neslihan Hanımcığım. Evet, Öncelikle siz bir yapalım. dinlenin, sağlığınıza kavuşun. Ondan sonraki İnşallah. süreç bizim için çok daha kıymetli olur. Kendinize çok çok İnşallah. iyi bakın. Tamam. Siz izleyenlerinizle vedalaşacaksınızdır diye Evet. tahmin ediyorum. Ben Evet. ayrılıyorum. İyi Tamam. akşamlar diliyorum herkese, dinleyicilerimize de, sizlere de Neslihan Hanım. Saygılar. Teşekkürler, saygılar bizden size.